Metini Cumhuriyet sitesinden Barış Doster yazmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi, PKK terör örgütünün TBMM'deki uzantısı olan HDP'ye heyet gönderdi, başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifini görüşmek için. Heyette Adalet Bakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili de vardı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise, Cumhuriyet, 100 yıllık bir yıkım projesidir, diyerek Cumhuriyet için, parantez, reklam arası, enkaz bıraktı, travma yarattı, bizi tarihimizden kopardı, dilimizi, kültürümüzü unutturdu, diyenlerle aynı çizgide buluştu. Konuyu, birkaç boyutuyla ele almakta yarar var. Birincisi, HDP'nin, PKK terör örgütünün meclisteki uzantısı olduğu konusunda geniş bir görüş birliği var. Bu partinin kapatma davası, Anayasa Mahkemesi'nde görüşülüyor. HDP'nin hiçbir yöneticisi, PKK için açıktan, terör örgütüdür demiyor, diyemiyor. İkincisi, iktidar partisi, gerekçesi ne olursa olsun, terör örgütünün uzantısı dediği bir partiye heyet yollayarak, onun desteğini isteyerek tam bir siyasi kurnazlık, tutarsızlık ve fırsatçılık örneği sergiliyor. Geçmişte, özünde çözülme ve çöküş süreci olan açılım sürecinde olduğu gibi, HDP ile her an işbirliği yapabileceğinin de işaretlerini veriyor. Üçüncüsü, kimlik siyasetinin, etnik, dinsel, mezhepsel temelli siyasetin, birbirini en sert biçimde eleştiren, asla bir araya gelmeyen partileri, hemen buluşturabildiğini gösteriyor bu fotoğraf. Dördüncüsü, HDP gibi etnik temelli siyaset yapan, sınıf siyasetine çok uzak olan, emperyalizm destekli PKK terör örgütünün siyasal uzantısı olduğu bilinen bir parti, Cumhuriyet karşıtlığında da çıtayı yükseltiyor. Böylelikle solla, solculukla hiçbir ilgisi olmadığını, bir kez daha, eş genel başkanının ağzından itiraf ediyor. HDP ve liberal solcular. Beşincisi, HDP, dış siyasette de Türkiye'nin karşısında olan bir parti. Sözde soykırım iddiaları gündeme geldiğinde, Dağlık Karabağ'daki işgalde Ermenistan'ın yanında. Kıbrıs ve Ege'de Yunanistan'ın yanında. Irak'ta ve Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin yanında. HDP'li milletvekillerinin, Avrupa Konseyi'ndeki oylamalarda, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren konularda, Türkiye karşıtlarıyla birlikte oy kullandıklarını bildiğimiz gibi, HDP'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalini nasıl savunduğunu da anımsıyoruz. Altıncısı, HDP yönetiminde, Saruhan Oluç'tan Sezai Temelli'ye dek çok sayıda yetmez ama evetçi var. Bu isimler üzerinden de AKP ile iletişim ve uzlaşma kanalları açık. Yedincisi, solculuk, öncelikle emekten, eşitlikten, bağımsızlıktan, aydınlanmadan yana olmayı, emperyalizme ve feodalizme karşı durmayı gerektirir. O nedenle ulusal ölçekte yurttaşlık, sınıfsal düzlemde yoldaşlık şarttır. Bir solcu, öncelikle cumhuriyetçi olmak zorundadır. Bu niteliklerin hiçbiri HDP yönetiminde yok. Buna karşılık, emperyalist güdümlü, batıcı, kapitalist bir çizgi olan liberal sol, HDP yönetiminde çok etkilidir. Kısacası, kimlik siyaseti, sınıf siyasetinin tam karşıtıdır ve her zaman emperyalizmin hizmetindedir. HDP'nin cumhuriyet karşıtlığını, bu açıdan da değerlendirmek gerekir. Çünkü cumhuriyet birleştirici, etnikçilik ve mezhepçilik ise bölücüdür. Halkların Demokratik Partisi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Denizli 4. olan ilk kongresinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara değindi. Seçim ve ittifak politikalarına dair konuşan Buldan, HDP tüm kuşatmalara, Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin tüm saldırılarına ve bütün engellemelere rağmen 3. yol çizgisinde ısrar ediyor. Bu çizgide Türkiye'nin geleceği yarınları ve aydınlığı için mücadele ediyor. Bu ülkenin tek çıkış yolu 3. yol çizgisidir, dedi. Buldan, kısa bir süre önce Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturduk.
bizi inkar eden, yok sayan, görmezden gelen ittifaklara karşı, özellikle Kürtleri inkar eden Cumhur İttifakı'na, karnından konuşan Millet İttifakı'na karşı Emek ve Özgürlük İttifakı ile Türkiye halklarına yeni bir tercih olarak ortaya çıktık. Elbette ki bu ittifak sadece ifade edilen, deklare edilen partilerle sınırlanmayacak. Daha da büyüyecek, genişleyecek, Kürt ittifaklarını, Türkiye'nin bütün kesimlerini, ötekileştirilenleri, inkar edilenleri de içerisine alacak, hem seçim öncesinde hem seçim sonrasında bir mücadele ortaklığıyla Türkiye'deki yeni bir dönemi başlatacak olan bir ittifaktan bahsediyoruz, ifadelerini kullandı. Hiç kimse aramıza giremez. Partisi ile cezaevinde bulunan tutuklu ve eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş arasında anlaşmazlık yaşandığına dair iddialara da değinen Buldan, şunları kaydetti. Biz arkadaşlarımızı yüreğimizin en güzel yerinde, başımızın üstünde taşıyoruz. Ama bırakın kapılara kilit vurmayı, her bir arkadaşımız birer, Selahattin Demirtaş oldu, Figen Yüksekdağ oldu, her bir arkadaşımız birer Gülten Kışanak oldu. Her bir arkadaşımız birer İdris Baluken, Aysel Tuluk oldu. Cezaevlerinde bile bu mücadele bitmedi. Biz aramıza sokulmak istenen bu kadar spekülasyona, nifak tohumlarına rağmen HDP ile Selahattin Demirtaş arasında anlaşmazlık vardır diyenlere rağmen Selahattin Demirtaş'ı da Figen Yüksekdağ'ı da Gülten Kışanak'ı da yüreğimizin en güzel yerinde taşıyoruz. Biz arkadaşlarımızı başımızın üstünde taşıyoruz. Hiç kimse aramıza bu spekülasyonlarla giremez, girmelerine de izin vermeyeceğiz. Bu mücadele o kadar büyük ki, bu direniş o kadar büyük ki, her gün cezaevi ve saldırılara rağmen gittikçe büyüyen ve genişleyen bir partiyiz. Bizden bu kadar korkmalarının, çekinmelerinin tek nedeni bu. Biz bu ülkede adaletin, demokrasinin, barışın ve kardeşliğin güvencesiyiz. HDP olmadan ne çözüm ne barış ne demokrasi olur. Kapımızı çalacaklar. Önümüzdeki seçimlerin Türkiye'nin kaderini değiştireceğine dikkat çeken Buldan, hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçiminde de HDP'nin rolü, misyonu, varlığı oldukça önemli bir yere sahiptir. Şimdi hiç kimse HDP ile yan yana gelmek istemeyebilir, hiç kimse fotoğraf vermek istemeyebilir ama yeri ve zamanı geldiğinde kapımızı çalacaklarını biliyoruz. Kapımızı hiç kimseye kapatmadık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirlenecek olan adayın HDP'nin kriterlerini, ilkelerini, misyonunu göz önünde bulunduran, bunu kabul eden olursa elbette ki diyalog ve müzakere ile seçimlerde ne yapacağımızı, bütün mekanizmalarımızda karar vereceğimizi ifade etmek isterim. HDP'yi yok sayan bir yerden seçimlere yaklaşılırsa, o zaman herkesin yolu açık olsun, ifadelerini kullandı. HDP kendi adayıyla çıkar. Buldan sözlerinin sonunda da seçimlerde Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili şu mesajları verdi. HDP kendi adayıyla ortaya çıkar, gümbür gümbür gelir ve gereken oyu da alır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkesin üzerine büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındayız, biz bu sorumluluğu taşıyoruz. Bu ülkede bu rejimin değişmesini isteyen, bu zorbalığın gitmesini isteyen herkesin aynı sorumlulukla yaklaşması gerekir. HDP özellikle bu değişimin anahtar gücüdür. Dolayısıyla ben bir kez daha bu seçimlerde herkesin büyük bir seferberlik içerisinde ve büyük bir sorumluluk taşıyarak seçimlere hazırlanmasını, HDP'ye almış olduğu oyların çok çok üzerinde oranlar ve milletvekili sayısıyla parlamentoya taşıma hazırlığının şimdiden yapılması gerektiğini belirtmek istiyorum.